Evet, anlatın o günleri. Deniz Gezmiş'in Ankara günlerini. Şimdi tabii yalnız ben yapmadım bunu. O dönemin Yiğit Askeri Tıbbiyeli öğrencilerini de anmak lazım. Devgenç'in 1969'daki genel başkanını, genel sekreterini, o yönetici kliği de anmak lazım. Yani Ankara, devrimci gençlik, Deniz'i o polis ablukasının daraldığı noktada kucağına basmıştır. Bunu böyle söylemek lazım. Şimdi bizim bir özelliğimiz vardı. Yitirdik ama bir özelliğimiz vardı. Bunun bilinmesini isterim. Bugün Türkiye'nin bu derece sıkıntılı bir yerden geçtiği ve bir karanlıktan geçtiği bu noktada bu özelliğimizin altını çizeceğim ve bugün de tekrar bu özelliğimizin saflara hakim olması niyetinde ortaya koyacağım. Birbirimize tutkunduk. Aramızda ciddi ve tutkun devrimci arkadaşlık vardı. Son zamanlarda fraksiyonlara ayrılmaya başlamıştık. Burada Celal Başkan var, ben varım. Öbürleri gençti yani, bilmezler. Ama 70'in ortasına doğru bizde fraksiyonlar başlamıştı. Aşağı yukarı 3 gövdeli fraksiyon başlamıştı. Ama bakın, birimiz tehlikeye düştüğümüz zaman kimse fraksiyon bakmaz ve bütün güçlerini oraya olduğu gibi teksif ederdi. Bu ciddi ve devrimli kardeşlik. Bugün de ihtiyaç budur. Bugün sinsi plan yapıyorlar. Aramızda değerli insanları tek tek avlayıp hapishanelere atmayı planlıyorlar. Burada tek yürek olacağız, tek bilek olacağız. Bunlara insanlarımızı kolay kolay kaptırmayacağız. Sarp Kuray, özür diliyorum. Şimdi Deniz Gezmiş, işkence görüyorsunuz siz. Ve ayaklarınız tabandan işkencenin o izleri görünüyor. Geliyorsunuz ama kimsenin adını vermemişsiniz. Bu da o devrimciliğin bir parçası herhalde. Şimdi ben, yani bizim hacı da hatırlar. Ankara'dan İstanbul'a götürdüler beni. Kalleş'e götürdüler. Kalleşlik bunların ruhuna gibi. Bugünün meselesi değil bu. O generallerin, o Amerikancı generallerin kalleşliğini de unutmayacağız bakın. Bize en büyük darbeyi onlar vurmuştu. Demin Seren kardeşim bir şey söyledi. Her şeyi ben Erdal abiyle, Erdal Öz'le konuştuğu zaman, o berber dükkanında konuştu. O konuşmaların dörtü için dinlemişimdir ben. İkisini de severim. Deniz'e samimi olduğumu bilirler. Erdal abiyi de severim, Erdal Öz'ü. O can yayınların şeyini. Orada dedi ki abi, her şeyi doğru yazın dedi. İyi bilinsin bu işler dedi. Şimdi ben İstanbul'da ağır bir işkenceye tabi oldum. Geldim oraya. Denizleri de arka tarafta tutuyorlar. Arka hücrelerde tutuyorlar değil mi? Sen de oradaydın hacı değil mi abiciğim? Mikrofonu Hacı Tonak lütfen mikrofonu alalım. Elinizde durursa daha iyi olur. Şimdi dediler ki bana Deniz çağırıyor seni. O berber dükkanı var. Berber dükkanına gittim. Berber dükkanında bir delik var, oradan hücrelerle konuşuyor. Onlar tarihi hücredir. Orada 10 sene evvel iki yiğit insanı, Albay Talat Aydemir'i ve binbaşı Fethi Görücan'ı, o 22 Şubat direnişi ve 21 Mayıs askeri ayaklanmasını yapan subaylar ki onlar duvarlara sosyalizm diye yazarak idama gitmişlerdir. Babayof'u okuyarak gitmişlerdir idama. Orada yatıyorlar. Denizler de yakın buna. İttihat Terakki'ye yakın. Bizim kültürümüz öyle. Bizim kültürümüz Türkiye'nin aydınlanma hareketine yakındır. Bakın arkaya koydunuz. Arkada tam bağımsızlık için Mustafa Kemal yürüyüşü diyor. Biz Mustafa Kemal Paşa'ya, bayrağa, bunlarla hiç sorunumuz yok bizim. Yok. Yani ben bir ayağım Harbiye'dedir. Ben Deniz Harbi Okulu mezunuyum. 66 yılında Harbi Okulu'nu bitirdim. Ki bu arkadaşları vurmaya başladıkları zaman yüzlerce subay, deniz subayı bakın bir bildiri yayınladı. Bu şimdi okuyacağım bildiri oradan çıktı. Bizim dostluğumuzda inanın hiçbir organik bağlılığımız yok. Hiçbirini tanımıyoruz. Onlar da bizi tanımıyor. Ne beylik ne paşalık istediler bu kavganın sonunda. Ve sadece bu kavgada ne bir bey ne bir paşa, bu kavgada en güzel şey tam devirinci bir nefer gibi ölebilmek, sessizce ölebilmek. Analar taş bassın bağırlarına, bağımsız bir Türkiye'nin yarınlarına. Sel olsun, göl olsun, bol olsun anaların gözyaşları. Devrimcilerin vurulup düşsün bu göle kanlı başları. Ne değişir? Kesilsin devrimcilerin başları birer birer. Oysa bir yasadır bu, mümkünü yok. Devrimciler ölür, devrimler sürer. Bizim dostluğumuz böyle başlamıştır bakın. Öyle yüz yüze görmek, protokol yapmak, orada toplantı yapmak, arkada toplantı yapmak, önde toplantı yapmak. Öyle yok. Düşmanı gördük mü, haini gördük mü, karanlığı gördük mü otağımızı kurar ve ona karşı tavır alırız. Evet. Gelenek budur. Şimdi bana dedi ki beni buradan çıkar dedi Sarp. Biliyorum o 28. Tümen'in komutanını da biliyorum ben. Ben 9 Mart'ın içinden de geçmiş bir arkadaşınızım. Oradaki kalleşliği de biliyorum. Maalesef eksik anlatılıyor. Deniz'in vasiyeti yerine getirilememiştir burada. Her şeyi doğru anlatmak lazım. O Abdurrahman Erbiz dedi ki burada bir şey yapalım. Bir direniş yapalım. Gardiyanlar da asker hapishane orası. Yani bize iyi davranıyorlar aslında. Onlarla konuştuk. Sizi biraz alacağız. Kusura bakmayın. Hiçbir şey yapmayacağız. Abdurrahman Ergeç geldi. Geldi. Tanklarla sardılar orayı. Temsilcinizi yollayın dedi. Erdal abi bunu yazdı işte. Sizin anlattığınız bu. Hapishane beni seçti. Ben gittim oraya. Yanımda da Ruy Koç vardı. Devgenç'in Ertuğrul'lardan öndeki dönemki Genel Sekreteri bana dedi ki yakışıyor mu sana? Bu orada subaylık yaptın. Babam da benim yani eski bir devlet görevlisidir. Babam bu falan yakışıyor mu dedi. Devlete karşı çıkmak size yakışıyor mu dedi. Böyle ayakkabımı çıkardım. Bu mu dedim devlete? Paramparça ayağımın altı. Devlete yakışan bu mu dedim yani esas. Ona bazı özel laflar da söyledim. Çünkü onun 9 Mart'ın içinde olduğunu biliyordum. Bakın o gün saçlarımızı kesiyorlardı, bıyıklarımızı kesiyorlardı. O saçlı bıyıklı havamızın heybetli görüyorlardı. Ona kadar uğraşıyorlardı. Ne istiyorsun dedi bana. Sen dedim o etrafın giderini çıkar, sana özel bir şey söyleyeceğim. Anladı benim ne söylemek istediğimi. Evet. Saçlarımızı, bıyıklarımızı kesme bir. 2, denizleri hücrelerden çıkar dedim. O gün çıktılar ve ondan sonra da ben zaten Ankara'dan ayrıldım, İstanbul'a geçtim. Aynı gün 11 Aralık'ta bizim İstanbul'da Bahriyelilerin, denizcilerin davası başladı. Ankara'da da bunların davası başladı. Şimdi bakın, bu halk direnmeyi bilmez derler. Halk direnmeyi bilir. Tarihi biraz bilen, direnmeyi bu halkın ta babayı isyanlarından bu yana, Bedrettin ayaklanmalarıyla, Celal'i ayaklanmalarıyla bu halkın milyonlarca nasıl direndiğini, ta Konya Ovası'na kadar nasıl indiğini onu bilir. Evet. Bu halk öncüleri idama gitmesini de bilirler. Hallacı Mansur'dan, Nesimi'den, Bedrettin'den, Deniz'e, Hüseyin'e, Yusuf'a kadar, binbaşı Fethi Görücan'a kadar öyle kafamıza eğerek gitmeyiz. Arkadaşlarımızla her zaman onur duyduk. Onların o direniş ruhunun bugün saflarda ve onların kendi o aydınlanma çizgisine, Mustafa Kemal Paşa'ya bağlılıklarını bugün güncelleştirmemiz gerekiyor. Onların o birikimlerin etrafında bir sıçrama yapmamız gerekiyor. Saygılar sunuyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz Sarp Kuray. Şimdi sevgili seyirciler, 5 Mayıs, bugün 5 Mayıs tam 50 yıl önce 5 Mayıs Cuma gününe denk gelmişti. Bora Gezmiş, babası eli öpülecek o öğretmen Cemil